Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sizi Türkiye'nin başkenti Ankara'dan selamlıyorum. Bilahudut programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Türk hükümetinin karşı karşıya olduğu iç ve dış meydan okumalar çok büyüdü ve çoğaldı. Etrafındaki siyasi ve coğrafi koşullar büyük ölçüde ve hızlı bir şekilde değişiyor. Bu bölümde Türkiye'nin tutumunu hükümetin birinci ismi Başbakan Profesör Ahmet Davutoğlu'ndan öğrenmeye çalışacağız. Bu kendisinin bir Arap kanalına verdiği ilk röportaj. Sayın Başbakan, hoş geldiniz. Merhaba. Bu röportaj için El Cezire'yi ve Bilahudut programını seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Aynel Arab'a müdahale etmemesinden dolayı Türkiye hükümetine yönelik büyük ve geniş eleştiriler var. Aynel Arab'a şu ana kadar neden askeri müdahalede bulunmadınız? Aslında Suriye'de olaylar bugün başlamadı. Sadece Aynel Arab'da da başlamadı. Suriye'de 3,5 yıldır masum insanlar, siviller, kadınlar, çocuklar zalim bir rejim tarafından katlediliyor. 300 bine yakın insan şehit edildi, katledildi. 4 milyonu aşkın insan mülteci, bunun 1,5 milyonu Türkiye'de, 1,6 milyonu. İçeride 10 milyonu aşkın insan yerinden edilmiş durumda ve bütün şehirler hemen hemen yıkılmış durumda. IŞİD rejimin bu saldırıları karşısında savunmasız kalan Suriye halkının ortaya çıkardığı güç boşluğunda bir zemin buldu. Ve bugün maalesef Suriye halkı bir taraftan rejimin, zalim bir rejimin, diğer taraftan acımasız bir şiddet ve terör örgütünün baskısı altında. Türkiye ta bu krizin en başından itibaren önce Suriye rejimini bu zulümden engellemeye çalıştı. İyi ilişkiler üzerinden. Bu olmayınca da uluslararası toplumu sivil halkı korumaya davet etti. O zaman bu davete icabet etmeyenler, Türkiye'nin de bu meseleye müdahil olmasını istemeyenler, şimdi bir anda Aynel Arab'daki gelişmeler dolayısıyla Türkiye'nin devreye girmesini istiyorlar. Bizim Suriye konusunda çok açık bir prensibimiz var. Suriye'de hangi etnik ve mezhebi kökenler olursa olsun, ister Arap, ister Kürt, ister Türkmen, İster Sünni, ister Nusayri, ister Hristiyan, bütün kardeşlerimiz, dostlarımız herhangi bir yardıma ihtiyaç hissettiklerine Türkiye yanlarında olmuştur. Bu sebeple geçmişte Arap, Kürt ve Türkmen 1,6 milyon, 1 milyon 600 bin kardeşimizi kabul ettik. Halep'te, Azdaz'da, Tel Abyad'da, Raisulayn'da, İdlib'de, sınır boylarımızda bir ihtiyaç hasıl olduğunda elimizden geleni yaptık. Ancak Kobani konusunda, yani Aynel Arab konusunda da aynı yardımı sergiledik. 200 bin Kürt kardeşimizi Aynel Arab'dan bir hafta içinde kabul ettik. Bütün Avrupa'nın 3,5 yıl içinde kabul ettiği Suriyeli mülteci sayısı bizim kabul ettiğimizden, bizim 3 gün içinde kabul ettiğimizden daha az. Dolayısıyla gönlümüzü ve yüreğimizi açtık Suriyeli kardeşlerimize. Ama Türkiye'nin herhangi bir savaşa müdahil olması, tek başına müdahil olması bir nihai çözüm getirecek bir durum değil. Eğer gerçekten bir müdahaleye ihtiyaç varsa, bütün uluslararası toplum hep birlikte ve sadece Aynel Arab'a değil, Suriye'deki bütün zulümlere müdahil olması lazım. Çünkü nihai kertede Suriye'de IŞİD terörü dışında da IŞİD ortaya çıkmadan önce, yani geçen sene IŞİD 2013 Mart'ında ortaya çıktı. Ondan önce de yüz binlerce insan öldürüldü. Kitle imha silahları kullanıldı. Skat füzeleri kullanıldı. İnsanlar fevç Suriye'den kaçmak zorunda kaldılar. Bizim mesajımız çok açıktır. İnsani yardım konusunda hiçbir sınır tanımayız. Bilahudut insani yardım yaparız. Yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Ama Suriye müdahale konusunda her şeyden önce uluslararası toplumun entegre bir strateji geliştirmesi lazım. Sadece Aynel Arab'a dönük değil, Suriye'nin bütününe dönük bir strateji geliştirmeden, sadece Kürtleri değil, Suriye'nin bütün halkını korumaya dönük bir strateji geliştirmeden, sadece IŞİD terörüne karşı değil, rejime karşı da, zalim bir rejime karşı da ortak bir strateji geliştirmeden
bir çözüme ulaşmak çok zor. Dolayısıyla tek bir bölgeye, tek boyutlu bir müdahalenin ve tek bir taraftan gelecek müdahalenin faydadan çok zarar getirebileceğini düşünüyoruz. Ancak Aynul Arab sadece Suriye için değil, Türkiye için de özel stratejik öneme sahip. Güvenlik çıkarlarınız Aynul Arab'ın IŞİD'in eline geçmesinin engellenmesini gerektiriyor. Biz sınırlarımızda IŞİD'in hakim olmasını Türkiye için bir stratejik risk ve tehdit olarak görüyoruz. Sadece Aynul Arab değil, bizim için Azdaz'da, İdlib'de, Laskiye'de, Cerablus'ta, Resulayn'da bütün o sınır 911 kilometre sınırımızın her bir santimetre kare stratejik değerdedir. Biz tabii ki Aynul Arab'ın IŞİD'in eline düşmesini istemeyiz. Ama bunun için herkes elini taşın altına koymalı. Biz böyle bir müdahalenin olması için sivillerin güvenli alanlarda barınabilmesini sağlayacak güvenli bölge ilanını gerekli görüyoruz. Yine IŞİD'e karşı verilen mücadele sonrasında rejimin hava bombardımanından sivil halkı korumak için de bir uçuşa yasak bölge istiyoruz. Hepimiz tabii Kobani'deki olaylara, Aynul Arab'daki olaylara üzülüyoruz. Ama bugünlerde dahi kimse Suriye rejim uçaklarının Halep'i bombaladığından bahsetmiyor. Kimse Suriye rejiminin zulmünün devam ettiğinden bahsetmiyor. IŞİD'in çıkmasının temel sebebi Suriye rejiminin acımasızca sürdürdüğü baskı politikalarıdır. Bununla karşı direnen Özgür Suriye Ordusu ve ılımlı muhalefet güç kaybettikçe Suriye rejiminin desteklediği IŞİD güç kazandı. Dolayısıyla Türkiye'nin stratejik çıkarı yeni bir Suriye kurulmasındandır. Yoksa bugün IŞİD'in tasfiye edilmesi yarın başka bir örgütün ya da rejimin IŞİD'in yerini doldurması sonucunu doğurur. Bizim için temel mesele, dünyanın da meselesinin bu olduğu kanaatindeyim. Yeni bir Suriye'nin bütün etnik ve mezhebi dini gruplarıyla herkesin eşit vatandaş olduğu yeni bir Suriye'nin doğuşu konusunda Suriyeli kardeşlerimize yardım etmemiz şarttır. Talep ettiğiniz tampon bölgenin şekli nasıl olacak ve alanı ne kadar? Biz hiçbir zaman tampon bölge ifadesini kullanmadık. Bizim kullandığımız güvenli bölge. Tampon bölge dediğinizde askeri bir anlam taşıyor ve sanki bir ülkeyle başka bir ülke arasında bir geçiş bölgesi gibi görülüyor. Hayır, biz hiç Suriye'nin ve hiçbir dost ülkenin toprağında gözümüz yok. Ancak dünya basınının tamamı sizin söylediğinizin tersine güvenli bölgeden değil, tampon bölgeden bahsediyor. Bizim kastettiğimiz güvenli bölgedir. Yani öyle bir bölge olsun ki Birleşmiş Milletler teminatı altında ya da uluslararası koalisyonun teminatı altında insanlar oraya sığındıklarında hava bombardımanından ve kara ordusunun bombardımanından emin olsunlar. Bunu niçin istiyoruz? Şu ana kadar Türkiye'ye dönük mülteci akının en önemli kaynağı Suriye rejiminin hava bombardımanıdır. Bizde şu anda 1 milyon 800 bine neredeyse yaklaşan mültecinin 1 milyon 600 bini Suriye rejiminden kaçarak geldi. 200 bini IŞİD'den kaçarak geldi. Dolayısıyla bu rakamlara baktığımızda eğer IŞİD tasfiye olmuş olsa dahi Suriye halkının üzerindeki tehdit bitmeyecek. Ama öyle bir emin bölgeler ilan edebiliriz ki bu emin bölgelerde Suriye halkı kendi topraklarında bulunur. Bütün ihtiyaçlarını yine Türkiye karşılasın. Bundan hiç çekinmiyoruz. Ama artık Suriyeli kardeşlerimizin Suriye topraklarında kalmasını, kendi toprakları için de gelecek inşa etmesini istiyoruz. Her türlü yardımı yine yapalım. Kastettiğimiz tampon bölge askeri bir tanımlama değil, insani bir güvenlik bölgesi ama askeri bakımdan koruma altına alınmış bir güvenlik bölgesi. Bunun belli yerlerde derinliği farklı olabilir, diğer yerlerde farklı olabilir ama kesinlikle insan... Alanı ne kadar olacak? Biz bunun belli yoğunluklu nüfusların olduğu yerlerde, mesela Halep'in kuzeyinde olması lazım. Çünkü Halep'te hem rejim saldırıları var hem IŞİD saldırıları var. Halep ile Türkiye sınırları arasında olması lazım. İdlib'in Türkiye sınırlarına yakın yerlerinde, aynı şekilde Laskiye'nin kuzeyinde, yine Haseke'de belli bölgelerde ve şu anki Cerablus bölgesinde, Aynul Arab'da
bütün bu kuşakta yerleşim merkezlerinin olduğu alanlara göre derinliği değişebilen ama oradaki insanların havadan... Men ellezi yuhaddida. Bunu kim belirleyecek? Siz Türkler mi, Birleşmiş Milletler mi? Birleşmiş Milletler'in belirlemesi en doğru olanıdır. Uluslararası meşruiyeti güçlü olur. Ama Birleşmiş Milletler eğer bu konuda karar alamıyorsa ki biz 3,5 yıldır Birleşmiş Milletler'in karar almasını bekliyoruz. Hiçbir karar alamıyor Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi belli vetolar sebebiyle. O zaman Suriye'ye müdahale konusunda oluşan Uluslararası Koalisyon ve Gönüllüler Koalisyonu bu konuda belli kararlar alıp havadan koruma sağlayabilir. Bunun örneği de Irak'ta 90'lı yıllarda yaşandı. Bugün Irak'ta 90'lı yıllarda 1. Körfez Savaşı'ndan sonra uzun bir süre belli bir paralelin kuzeyi ve güneyi emin bölge ilan edildi. Ve Saddam'ın saldırılarına karşı korundu. Türkiye böyle bir koruma alanı oluştuğunda her türlü katkıyı vermeye hazır. Ama böyle bir koruma alanı yokken tek başına Türkiye'nin müdahalesini istemek, bütün bu riski tek başına Türkiye'nin üstlenmesini istemektir. Bizim burada vurguladığımız husus, hangi strateji uygulanacaksa uygulansın, bu strateji bütün Suriye'yi kapsamalı, geçici olmamalı, tek boyutlu olmamalı, tek bir bölgeye veya şehre inhisar etmemeli. Nasıl Kürtlerin, ki kardeşlerimizdir, korunma hakları var, aynı şekilde Aynalı Arap'taki Kürtlerin, aynı şekilde Telapya'daki Arapların, Çoban Bey ya da Bayır Bucak'taki Türkmenlerin, İdlib'deki Arapların, Afrin'deki Kürtlerin de yine Kürtlerin de korunmaya ihtiyacı var. Ama biz sadece bir noktaya teksif olursak, bu ve sadece IŞİD'den gelen tehdide teksif olursak, bu meseleye sadece palyatif bir çözüm, bu tabiri caizse bir geçici bir çözüm, palyatif bir çözüm olur. Biz artık Suriye'de kalıcı bir çözümün zamanın geldiğini ve geçmekte olduğunu düşünüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin sizin güvenli bölgeyle ilgili şartlarınızı kabul ettiği ve bunu ilan etmek üzere olduğuna dair sızan haberlerin doğruluk derecesi nedir? Şimdi bunu tabii bütün taraflarla görüşüyoruz. Biz çok acılı 3,5 yıl geçirdik. Bu sınırları nihayet 911 kilometre sınırıyla Suriye en uzun sınırı olan ülke biziz. Uzakta olan ülkelerin bazen burada yaşanan dramları anlaması vakit alabiliyor. Biz bıkmadan usanmadan 3,5 yıldır uluslararası topluma çağrıda bulunduk. Sadece Suriye konusunda değil, Irak konusunda da çağrıda bulunduk. Irak'taki ve Suriye'deki mezhepçi politikaların, tek bir gruba dayalı politikaların büyük bir tepki oluşturduğunu ve bunların bir güç boşluğu oluşturduğunu hep ikaz etmeye çalıştık. Yine anlatıyoruz. Maalesef daha önce bu konularda yeterli zamanında bir fikir birliğine varılamadığı için Suriye'de 300 bin kardeşimiz katledildi. Bunlar insan. Bunların her birinin hayatları diğer dünyanın diğer köşelerinde yaşayanlar kadar azizdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin temel görevi böylesine derin bir krize çözüm bulmak. Ama maalesef bu mümkün olmadı. Şimdi tabii bütün taraflarla Türkiye'nin eğer bu konudaki düşüncelerini paylaşıyoruz. Amerika'yla da İngiltere'yle de bütün taraflarla ve bu ancak bu yolla nihai bir çözüme varılabileceğini düşünüyoruz. Kuttab ve muhallilin. Batılılar, İngiliz, Amerikan, Alman yazar ve yorumcular diyorlar ki, Amerika ve koalisyonun IŞİD'e karşı yürüttüğü savaşın mahiyetini anlamıyoruz. 400 milyar dolarlık bir savaş, IŞİD'in her geçen gün genişlemesi ve yeni zaferler kazanması gerçeğini göz önünde bulundurarak bu savaşın mahiyetini ve hedeflerini açıklayabilir misiniz? Aslında baktığımızda vaktinde çözülemeyen krizlerin bedelini şimdi ödüyoruz. 3 sene önce 2011 yılında Arap Baharı başladığında, Arap gençleri sokağa çıktığında dünyadaki bütün diğer gençler gibi aynı şeyleri istiyordu. Daha çok özgürlük, daha çok refah, daha izzetli bir hayat, siyasi katılım ve liderlerin, ülkelerini idare edenlerin
hesap verilebilir nitelikte ilişkiye sahip olması. Dünyada, Avrupa'da, Amerika'da veya dünyanın her bir köşesinde isteyenlere, gençten istediği taleplerdi. Ve 2011 yılındaki bu talepler 2012 yılında büyük bir ümit ortamı doğurdu. Ama 2013'ten bu yana bu taleplerin bastırılması ve maalesef uluslararası toplumun bu talepleri bastıranlara karşı etkin bir yöntem ve ilkeli bir tutum benimsememesi dolayısıyla IŞİD denilen yapı 2013'ün baharında doğdu. Yani bunu şunun için zikrediyorum. IŞİD bir neticedir, bir sonuçtur. Çok büyük bir tehlikedir, tehdittir ve mazur görülemez. Ama bir taraftan da IŞİD'e karşı verilen mücadelenin esas yürümesi gereken alanın siyasi, kültürel bir mücadele alanı olduğunu herkesin fark etmesi lazım. Baskı altında tutulan kitleler ümitlerini kaybettiklerinde radikalize olurlar. Soruyu sormak lazım. Arap gençlerin ümidini kim tüketti? Kim Arap gençlerin Suriye'de, Humus'ta sadece ve sadece özgürlük isteyen, fikir özgürlüğü, onurlu bir hayat isteyen insanların ümidini tüketti? Arap dünyasının her bir köşesinde 2011 yılında büyük ümitler vardı. Büyük bir gelecek beklentisi vardı. Şimdi bu soruları sormadan yürütülecek bir mücadele, teröre karşı bir mücadele anlamında bir gün belki başarıya ulaşır. Ama bir terör örgütü gider, başka bir terör örgütü gelebilir. Esas itibariyle Arap halkının ve gençlerinin o haklı taleplerine saygı duymak gerekir. Bundan 5 sene önce, 10 sene önce El-Kaide'yi konuşuyorduk. Ondan daha önce başka terör örgütlerini daha çok konuşuyorduk. Şimdi IŞİD'i. Bunun tek çözümü meşru siyasi yönetimler ve kendi halkına saygı duyan liderler. Biz bunu Türkiye'de de bütün bu süreçlerde çok ciddi tecrübeler sonucunda buraya geldik. Düşünün, eğer Beşar Esad halkını bombalamak yerine o halkı dinlemeyi deneseydi, üstlerine kimyasal silah kullanmak, Scud füzesi kullanmak yerine o gençlere kulak verseydi, IŞİD ortaya çıkabilir miydi? Ya da Beşar Esad bunları dinlemediğinde ve insanları katlettiğinde, Bosna'da Milosevic'e karşı harekete geçen uluslararası toplum Suriye'de de Beşar Esad'a kimyasal silah kullandığında Beşar Esad'a karşı harekete geçseydi, IŞİD doğabilir miydi? Vaktinde çözülemeyen krizler bir kar topu gibi daha büyük bir yumak halinde önümüze geliyor. Ondan sonra da milyarlarca dolar harcamak, çok riskli operasyonlar yapmak ve çok daha fazla kan dökerek kan dökülmesi sonucunda bir netice almak zorunda kalıyoruz. Burada en önemli şey, aynen tıpta olduğu gibi koruyucu hekimlik tarzında daha olay çıkmadan, kriz çıkmadan onu çözmeye dönük politikalar geliştirmek. Onun için şimdi bize dönük tavsiyede bulunanlara onu söylüyoruz. Kapsamlı bir strateji getirin, ilkeleri açık olsun, sonucunda ne olacağını görelim, her türlü katkı yaparız. Ama bunlar ortaya konmadan sadece bir tehdide dönük tek boyutlu bir mücadele bugün bir radikal örgütü tasfiye edebilir. Başka gerçek bir radikalizme karşı gerçek bir zafer kazanılmasını ise mümkün kılmaz. Başka bir örgüt çıkar. O bakımdan kültürel, siyasi, askeri, ekonomik boyutları olan daha kapsamlı bir stratejiye ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. Sayın Başbakan, IŞİD'in doğuşu, böyle kısa bir sürede bu kadar geniş bir alana yayılması kafalarda soru işaretleri uyandırıyor. Birçok kişi IŞİD'in arkasında batılı istihbarat teşkilatlarının olduğunu, içerisine sızıldığını, Arap dünyasında hayal kırıklığına uğrayan heyecanlı gençlerin bir araya getirilerek örgütün peşinden sürüklendiği görüşünde. Türk hükümeti olarak size göre IŞİD kimdir? Men hiye DAEŞ? Aslına bakarsanız DAEŞ'i, IŞİD'i ortaya çıkaran faktörler bundan 10 sene öncesine kadar gider. İlk olarak biliyorsunuz Irak kaidesi olarak ortaya çıktı. Amerika'nın Irak'a müdahalesi sonrasında. Sonra yapı değiştire değiştire kendini bir anlamda dönüşüme uğrata uğrata geçen sene Mart ayında kendisini Suriye ve Irak'ı da kapsayan bir yapı haline dönüştürdü. Ne zaman DAEŞ yükselmeye başladı?
Bağdat'ta ve Şam'da oturanlar çok geniş Sünni kitleleri tümüyle dışlayıp mezhepçi bir tutum benimsediklerinde hem Musul'dan Halep'e, Anbar'dan ta şeye kadar, Humus'a kadar olan alanda, Rakka'ya kadar olan alandaki kitleler maalesef farklı arayışlara yöneldiler. Ama esas DAEŞ'i burada çıkaran faktör Ebu Gureyb ve Mezze hapishanelerinden boşaltılan ve eski terör tecrübesi olan mahkumlardır. İlginç bir şekilde Ebu Gureyb ve Mezze hapishanelerinden Suriye ve Irak'tan çıkan bu mahkumlar tekrar bu Irak El-Kaide'sini dönüştürdükten sonra uzun bir dönem Suriye rejimi IŞİD'le hiçbir savaş yapmadı. IŞİD'i hiç bombalamadı. Aksine aralarında taktik bir koalisyon oluştu. Suriye rejimi Özgür Suriye ordusunu havadan bombaladı. Özgür Suriye ordusunun elinde tuttuğu şehirler, Carablus'tu, Tel Abyad'tı, diğer birçok şehir, havadan bombardımana dayanamayınca çekildiğinde bombalanan yerlerdeki boşluğu IŞİD doldurdu. Suriye rejimi Özgür Suriye ordusunun karşısına cesaretle savaşacak kara birlikleri çıkaramadığı için havadan bombaladıktan sonra bu IŞİD unsurlarının girebileceği bir yapı ortaya çıktı. Şimdi IŞİD'den muzdarip olan PYD Kürtleri temsil ettiğini iddia eder ama bütün Kürtleri temsil etmeyen PYD de IŞİD'le uzun süre yan yana yaşadı. Hem PYD hem IŞİD rejimle işbirliği yaptı uzun bir süre. Hepsinde hedefi Suriye halkının haklarını korumaya çalışan Özgür Suriye ordusunun alanını daraltmaktı. IŞİD bu yapı içinde ortaya çıktı. Sonra Irak'ta özellikle Sünni politikacılar Bağdat'ta yalnızlaştırılınca ve Musul'da ciddi bir tepki oluşunca Musul'a tekrar döndü ve geniş bir alanda kontrol imkanı buldu. Ama bu yapıların bir taşeron gibi farklı istihbarat örgütleri tarafından kullanılabildiği de geçmişte görülen örneklerdendir. Ama esas itibariyle burada Suriye rejiminin işi de çok güçlü bir taktik destek sağladığını da göz ardı etmemek lazım. Eğer Suriye rejiminin hava saldırıları olmamış olsaydı, Özgür Suriye ordusu ve ılımlı muhalefet bu alanları boşaltmak zorunda kalmazdı. Biz IŞİD'in çizilmiş bir haritaya göre hareket ettiğini ve onun dışına çıkmadığını gözlemliyoruz. Uzmanlar IŞİD'in belli noktalarda hareket ettiğini, belli noktalarda durduğunu ve adeta önceden belirlenen bir haritaya göre davrandığını belirtiyor. IŞİD'in istihbarat ilişkilerine dair elinizde kanıtlanmış bilgiler var mı? Özellikle baktığımızda ordular onun önünde satranç taşları gibi dağılıyor. Küçük bir gücü bir yıl içerisinde yaklaşık olarak Irak'ın ve Suriye'nin üçte birini hükmeder hale getiren nedir? İşte burada zaten bence en temel mesele Irak ve Suriye ordusunun kendi topraklarını koruyacak milli ordu niteliklerini kaybetmiş olması. Irak ordusu niçin Musul'u hemen terk etti? Çünkü Musul'u savunmaktan daha çok Samarra'yı, Şii kutsal bölgeleri savunmayı düşündü. Suriye ordusu zaten Halep'e, Rakka'ya, İdlib'e savaş ilan etti. Şimdi ilginç bir şekilde Suriye muhalefetine vaktinde silahlandırmakta tereddüt edenler dolaylı olarak IŞİD'i silahlandırmış oldular. Çünkü Amerika'nın Irak'a bıraktığı silahlar, sofistike silahlar, Irak ordusunun terk etmesiyle Musul'da IŞİD'in eline geçti. Son derece sofistike silahlar. Şimdi bunların tabii ortaya çıkardığı ortam çok dikkatli analiz etmeden bu kadar geniş bir alanda IŞİD'in nasıl bir hakimiyet kurduğunu anlamak kolay olmaz. Esas itibariyle Suriye ve Irak rejimlerinin dışlayıcı politikaları maalesef uluslararası toplumun bu rejimlerin bu politikalarına göz yumması IŞİD'in önünde geniş bir alan açtı. Ve IŞİD'in bir taraftan belli çevreler tarafından desteklenmesi, biraz önce zikrettiğim gibi Suriye rejimi, diğer taraftan da Musul'da terk edilen Irak ordusunun bırakıp gittiği Amerikan silahlarına sahip olması IŞİD'i bir askeri güç haline dönüştürdü.
Aynül Arab'ın IŞİD'in eline geçmesi Türkiye'nin tutumunu değiştirir ve sizi meclisten aldığınız yetkiye dayanarak bölgeye müdahale etmeye iter mi? Biz parlamentodan çıkardığımız tezkereyi çıkartırken bunu bir müdahaleden daha çok Türkiye'nin ulusal güvenliğini sağlamaya dönük bir tedbir olarak çıkardık. Ve Türkiye'ye dönük bir tehdit olursa kullanmaktan da tereddüt etmeyiz. Suriye'deki kardeşlerimize dönük bir baskı... Koalisyona başvurmadan mı? Tabii ki. Yani Türkiye'nin güvenliğine yönelik en ufak bir tehdit olduğunda Türkiye buna cevap vermekte tereddüt etmez. Nasıl Suriye uçakları, Suriye rejimi uçakları Türk hava sahasını ihlal ettiğinde bir uçak, bir helikopter düşürdük. Suriye hududunu ihlal eden herkese karşı Türkiye tedbir alır. Bunda da hiç tereddüt etmeyiz. Gerekli talimatlar silahlı kuvvetlerimize verildi. Ama Suriye içinde bir operasyon, Türkiye tehdit doğrudan bir saldırı olmadan Suriye içindeki bir operasyon için uluslararası koalisyonla birlikte hareket etmeyi tercih ederiz. O hareketi de güvenli bölgeler ve uçuşa yasak bölgelerle birlikte değerlendiririz. Kapsamlı bir strateji görmek istiyoruz. Artık yeter. Geçici, palyatif, sırf Batı kamuoyunlarını tatmin etmek için Batı kamuoyularını... Güvenli bölgeye ilişkin yakın zamanda bir sonuca ulaşabileceğinize inanıyor musunuz? Mümkün. Ne zaman? Buna kesin bir şey söyleyeyim. Günler, haftalar? Yani biz bunun için yoğun bir müzakere yürütüyoruz. Aynül Arab'ın düşmesini istemeyiz. Aynül Arab'ın düşmemesi için elimizden gelen katkıyı da sağlarız. Ama bütün bu sorumluluğu Türkiye'nin üzerine yüklemeye kimsenin hakkı yok. Türkiye, Suriye'deki krizin sorumlusu Türkiye değil. Herkesin elini taşın altına koyması lazım. Aynül Arab'ın düşmesi istenmiyorsa, Aynül Arab'daki durumun diğer yerlerde sıçramasına engel olmak lazım. Şunu sormak da herkesin hakkı. Peki Aynül Arab'ın düşmesi gerçekten bizi üzer ve düşmemesi için elimizden gelen katkı yaparız. Ama Rakka düşerken neredeydiler? Cerablus düşerken neredeydiler? Musul düşerken neredeydiler? Musul'u son terk etmediği için bizim başkonsolosumuz rehin alındı. Musul'u terk eden Irak ordusunun sorumluluğu nerede? Peki Azaz düşerken neredeydiler? Şimdi dolayısıyla meseleyi sadece Aynül Arab'a bağlamak ve sadece bir yerdeki mücadeleye bağlamak doğru değil. Bizden bir şey talep eden masaya kapsamlı bir strateji koyacak ve Türkiye'ye bu stratejinin uygulanması esnasında Türkiye'ye yönelecek mülteci gücünü nasıl engelleyeceğini de anlatacak. Burada da anlaşacağız. Bundan sonraki aşamada Suriye'de nasıl bir yapı doğacak onda da anlaşmamız gerekecek. Yoksa IŞİD'e karşı mücadele ederken Suriye rejimini meşrulaştırmaya kesinlikle razı olmayız. Aynül Arab'ı savunanlara katılmak isteyen Türkiye'li Kürtler var. Onlara kentin düşüşünü önlemek, kardeşlerinin yanında savaşmak için geçiş izni verecek misiniz? Bunu daha önce Araplar da, Türkiye'de de Arap nüfus da var, Türkmen nüfus da var. Onlar da giderek Suriye'de bunu yapmak istediler. Onlara da aynı politikayı takip ettik. Eğer Türkiye sınırı öyle bir sınır ki, mesela Raisülayn'da karşı her iki tarafta ve Aynül Arab'da, Afrin'de her iki tarafta da Kürtler var. İdlib'de, Halep'te, Azaz'da her iki tarafta Araplar var. Cerablus'ta, Laskiye'de her iki tarafta Türkmenler var. Eğer biz ki bütün bunları kendimize kardeş kabul ederiz, onların giderek orada savaşmalarına izin verirsek, bütün Türklerin giderek Türkiye'den, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Suriye'de savaşmalarına göz yummak gerekir ki bunun doğurabileceği büyük bir kargaşa olur. Ama oradakilerin bulundukları yerlerde kendilerini savunmaları için neler yapılabilir? Bunu tabii konuşmak gerekir veya Türkiye'ye gelen mülteciler Suriye'ye dönüp kendi toprakları için savaşmak isterlerse ona hiçbir zaman engel olmayız. Ama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının giderek savaşmalarına göz yummak bir müddet sonra başka yerlerde başka talepler de beraberine getirir. Türkiye için bir Arap'ın bir Türkmen'e, bir Türkmen'in bir Kürt'e,
bir Kürt'ün bir araba üstünlüğü yoktur. Herkes eşit şekilde bizim kardeşlerimizdir. Birine vereceğimiz hakkı diğerine de vermemiz gerekir. Bu da tabii Türkiye-Suriye sınırını kontrol etme imkansızlaştırır. IŞİD'i eleştirmenize rağmen hükümetinize yönelik IŞİD'le özel ilişkiler kurduğunuz yönünde suçlamalar var. IŞİD'le ilişkiniz var mı? Kesinlikle bunlar iftiradan ibarettir. Türkiye'nin herhangi bir şekilde IŞİD'le herhangi bir ilişkisi, hele hele desteği söz konusu olamaz. Türkiye hiçbir zaman radikal örgütlerle ve özellikle de bu şekilde teröre ve şiddete yönelmiş örgütlerle ilişki içine girmemiştir. İslam bir barış dini olarak IŞİD'in kullanıldığı yöntemlerle savunulamaz ve kesinlikle İslam'ın bir barış dini olarak bu yöntemlerin de anılmasını da arzu etmeyiz. Dolayısıyla bizim bu tür yapılarla herhangi bir şekilde ilişkiye geçmemiz söz konusu olmaz. Ama bilmemiz de gerekir ki bu yapıların gerçekte ilişkide olanlar, bu yapıları destekleyenler Suriye rejimi ve ona destek olanların açtığı alanda bu yapılar doğdu, gelişti. Türkiye'nin kesinlikle böyle bir ilişkisi söz konusu değildir. Bunu gündeme getirenler çok büyük bir iftira kampanyasının parçasıdırlar. Ama bizim Suriye ılımlı muhalefetine destek verdiğimiz ve Suriye çekirdek grubu, Suriye'nin dostları grubu içinde de aktif olarak bu desteği sürdürdüğümüz herkesce bilinir. Suriye halkının yanındayız. Suriyelilerin yanındayız. Ama Suriye halkını zulmeden rejimin de Suriye halkına yine zulmeden bu tür terör yapılarının da karşısındayız. Öyle anlaşılıyor ki başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere Batı Esed rejimini düşürme seçeneğinden vazgeçti. Batı'nın Esed'i yönetimde tutma yönündeki politik değişikliği konusunda tutumunuz nedir? Bu çok büyük bir hata olur. Eğer Suriye rejiminin bu kadar cinayetten sonra, hele hele kimyasal silah kullandıktan sonra kalmasına rıza gösterilirse, bundan sonra başka zorbaların, başka bu tür zalim rejimlerin kendi halklarının haklarını katletmeden önüne geçmek mümkün olmaz. Biz hiçbir zaman Suriyeli kardeşlerimize böylesine acımasız yöntemlerle saldıran ve onları evsiz, barksız bırakan, Suriyeli çocukları, masum çocukları annesiz, babasız bırakan bir rejimin meşru gösterilmesine, bu rejimle ilişki içinde bulunulmasına rıza göstermeyiz. Türkiye olarak her zaman Suriye halkının yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Naib Reis, Naib Vezir el-Hariciye el-İrani Hüseyin Abdullahian. İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Abdullahian 10 Ekim'de yayınlanan açıklamasında ve birçok İranlı yetkili İran'ın Esed'in düşmesine müsaade etmeyeceğini söyledi. Siz Esed'in düşürülmesini ve koalisyonun sadece IŞİD'e değil, Esed'e karşı da harekete geçmesini talep ediyorsunuz. Biz Suriye topraklarında bir Türkiye-İran çekişmesiyle mi karşı karşıyayız? İran'la bu konuda görüş ayrılığımız olduğu doğru. İran'la iki komşu ülke olarak, tarihi ilişkilere sahip iki komşu ülke olarak hep iyi komşuluk ilişkileri kurmaya özen gösterdik. Ve bu çerçevede de en zor zamanlarda İran'ın nükleer programı konusundaki ilkeli tutumumuzca herkesce malumdur. Ama biz nasıl İran'ın nükleer konusundaki tutumda ilkeli davrandık? Aynı ilkeli davranışımızı zalim yönetimlere karşı da gösterdik. Yani bir yönetimin kendi halkını katletmesi hiçbir şekilde mazur gösterilemez ve bu konuda da tutumumuz ilkeseldir. Bu konuda da İran'la birçok ortak teşebbüsler içinde olduk. Dışişleri Bakanlığım döneminde defaatlerce İran'la bu konuyu görüştük. Suriye rejimini başta birlikte de ikna etmeye çalıştığımız anlar oldu. Suriye rejimi kendi halkına zulmetmeye devam ettiğinde, ki geçmişte iyi ilişkilerimiz olan bu yönetimle ilişkilerimizi biz kesmek ve Suriye halkının yanında yer almayı tercih ettik. İran yönetimi ise Suriye yönetiminin yanındaki politikasını sürdürdü. Bu konuda görüş ayrılığımız var. Ancak herhangi bir çözüm çabası içinde her zaman herkesle çalışma iradesine de sahip olduğumuzu sürekli vurgulaya geldik. Ümit ederiz ki
İran, Suriye yönetimi üzerindeki etki gücünü kullanır ve Suriye rejiminin kendi halkına karşı gerçekleştirdiği bu katliamların durması yönünde çaba sarf eder. Meali Reisul Uzara, Sayın Başbakan, çok iyi biliyorsunuz ki Suriye'yi Beşar Esed değil, devrim muhafızları, Kudüs Tugayları Komutanı Kasım Süleymani yönetiyor. Siz Beşar Esed rejiminin yıkılmasını talep ettiğinizde, Esed'in liderliğini yaptığı Alevi yönetimi değil, Suriye'deki Molla rejiminin yıkılmasını talep ediyorsunuz. Bizim için Suriye yönetiminde Alevi ya da Sünni birinin olması temel mesele değildir. Geçmişte Beşar Esad Alevi'ydi. Yine Nusayri'ydi. Ama bizimle gayet ilişkiler vardı. Çünkü biz hiçbir zaman mezhepçi bir politika takip etmedik. Niye ilişkilerimiz iyiydi? Çünkü o zaman halkını katletmiyordu. Halkını katletmeye başladığında ben 3 kere Şam'a gittim. Uzun saatler boyu ikna etmeye çalıştım. 8-10 ay. Ama bizi dinlemektense maalesef Suriye'de bir azınlık yönetimini devam ettirmeye çaba sarf etti. Bizim burada önemli olan temel ilkemiz insan haklarına saygı, kendi halkına karşı merhamet ve şefkat gösterilmesi ve hiçbir şekilde zulme alet olunmaması. Hepimiz İsrail'e karşıyız. Ama bütün Orta Doğu ülkelerinde bilmesi gereken bir gerçek de şu ki, İsrail'in öldürdüğünden daha fazla Müslümanı Suriye rejimi katletti. Biz bunu İranlı dostlarımızla da çok söyledik. Biz İsrail'de İran devrim muhafızlarının yardımıyla İsrail Gazze'deki camileri bombaladı. Suriyeli uçakları da Halep'teki, Homs'taki, Şam'daki mescitleri teravih namazında, Ramazan'da bombaladı. Bizim için zalimin nasıl mazlumun kimliği yoksa zalimin de kimliği yoktur. Mazlum hangi dinden, hangi mezhepten, hangi etnik kökenden olursa olsun ona sahip çıkarız. Zalim hangi dinden, hangi mezhepten, hangi etnik kökenden olursa olsun, kardeşimiz dahi olsa ona karşı çıkarız. Türkiye'nin tutumu ilkeseldir ve bu ilkesel tutumu tek başına kalsa da sürdürmeye kararlıdır. Lem tugib ala suali. Soruma cevap vermediniz. Rejimi koruyan İran devrim muhafızları ve siz şu anda rejimi yıkmak için ılımlı muhalefeti eğitiyorsunuz. Bu da Suriye'de İran devrim muhafızlarıyla bir çatışmaya girme anlamına geliyor. Suriye rejimine destek için İranlı unsurların Suriye'ye gittiği doğrudur. Ve Hizbullah'ın da Suriye rejimine destek verdiğini biliyoruz. Bizim meselemiz İran'a ya da herhangi bir ya da Lübnan Hizbullah'ına karşı bir mücadele içine girmek değil. Sadece ve sadece Suriye halkına destek veriyoruz. Yabancı savaşçılara karşı çıkanlar, burada da herkesin ilkeli olması lazım. Yabancı savaşçıya karşı çıkmalıyız. Ama Suriye'ye giren Hizbullah da yabancı savaşçıdır. Suriye'ye giren İranlı bazı veya Rus askeri danışmanlar da yabancı savaşçıdır. Ya bütün yabancıların Suriye'den elini çekmesi lazım. Hangi niyetle ve ne şekilde olursa olsun. Suriye'yi Suriyelilere bırakalım ve Suriyeliler kendi geleceklerini yani istedir. Yani ente tuakked ma'ali reisil. Sayın Başbakan, Suriye'de Alevi rejiminin yanında Rus savaşçıların savaştığını teyit ediyor musunuz? Bunu Rusya ve İran'ı tek başına kastederek söylemedim. Bütün bu şeylerin Suriye'deki yabancı savaşçıya karşı çıktığımızda herkesin ilkesel olarak karşı çıkması lazım. Yani kim olursa olsun Suriye'de yabancı savaşçı olmamalı. Türkiye'de hiçbir zaman ne bir yabancı savaşçı, onun için Türkiye kendi gençlerinin Suriye'ye gitmesine hiçbir zaman rıza göstermedi. Biraz önce sorduğunuz sualde olduğu gibi Türkiye'den Kürt kökenli gençlerimizin de aynı yıl Arap'a gitmesini, Arap kökenli ya da Türkmen köken, Türk kökenlilerin de başka yerlere giderek Suriye'de savaşmalarını arzu etmiyoruz biz. Çünkü bunun olayı daha da olumsuz bir yere götüreceği kanaatindeyiz. Ve herkesin de buna özen göstermesini bekliyoruz. Bölgedeki İran nüfuzu büyüyor.
Sana'nın düşmesinin ardından İran, elinde 4 Arap başkenti olduğunu ilan etti. İran'ın bölgedeki büyük yayılışı tehdit oluşturmuyor mu? Bu Türkiye'nin çıkarları için bir tehlike değil mi? Türkiye olarak hangi ülke olursa olsun, bir ülkenin başka ülke üzerinde hakimiyet kurduğunu iddia etmesini doğru görmeyiz. Bu, biz bu topraklarda yaşayan halklar olarak, Türkler, Kürtler, Araplar, Acemler, İranlılar hepsi yan yana dostça, omuz omuza yaşamalıyız. Herhangi bir ülke eğer bir başkent üzerinde hakimiyet, başka bir ülkenin başkenti üzerinde hakimiyet iddia etmeye başlarsa bunun sonu gelmez. Yapılması gereken herkesin diğer ülkenin egemenliğine saygı göstermesi ve özellikle de bölgemizde bir Sünni-Şii gerilimine yol açacak davranışlardan kaçınılması elzemdir. Bu bölge çok acılar çekti. Çok büyük ızdıraplar yaşadı. Artık bu bölge halklarının da barışa, sükûne ihtiyacı var. Proxy savaşlarıyla, perde gerisine yürüyen savaşlarla bölgede ortaya çıkacak tablo hiç kimsenin menfaatine değildir. Bunu da doğru görmeyiz. Ne İran'ın ne de herhangi bir başka ülkenin bu tür yöntemler etrafında değerlendirilmesini de doğru görmeyiz. Doğru olan yeni bir bölgesel düzenin kurulması ve herkesin bu bölgesel düzen içinde kendi sınırlarında, kendi egemenlik alanında saygı görmesi, başka ülkelerin egemenliklerine de saygı göstermesi. İran'ın girdiği, etkisi altına aldığı ya da etkisi altında olduğunu ilan ettiği bölgelerin büyük bir bölümü 100 yıl önce Osmanlı mıntıkasıydı. Fars İmparatorluğu 100 yıl önce Osmanlı'ya ait toprakları da ele geçirecek şekilde genişliyor mu? Şimdi Osmanlı tarihi üzerine çok yorumlar yapıldı. Arap toplumlarını veya diğer bazen de Balkanlarda Balkan halklarını bize karşı kışkırtmak isteyenler Osmanlı tarihini olumsuz bir cihetle anlatmaya ve yine Osmanlıcı tabirle bir Türkiye'ye karşı bir kampanya yürütmeye çalıştılar. Aslında yaşananlar da gösteriyor ki Türkiye'nin hiçbir zaman başka ülkelerin toprağında da kadere geleceğinde de iddiası olmadı. Osmanlı Devleti ise sadece Türklerin devleti değildir. Osmanlı Devleti Arapların da devletidir. Boşnakların da devletidir. Arnavutların da devletidir. Kürtlerin de, Sırpların da devletidir. Osmanlı Devleti'nin son 5-6 sadrazamından iki tanesi Arap'tır. Hayrettin Tunusi Paşa, Said Halim Paşa. Ama son 5-6 sadrazamında Türk kökenli neredeyse yoktur. Arnavut kökenli vardır, Arap kökenli vardır. Osmanlı ta bu toprak, bu bölgede Abbasilerden, Emevilerden, Eyyubilerden, Memlukilerden beri gelen bir çizginin son kadim devletidir. Dolayısıyla biz Osmanlı tarihini bir ortak tarihimiz olarak görürüz. Tabii bizi bazen yeni Osmanlıcı diye suçlamaya yönelmelerin ardındaki temel sebep bölgede Türklerle Araplar arasında Türklerle diğer kavimler arasında bir ihtilaf çıkarma teşebbüsüdür. Biz her zaman, her yerde şunu söyledik. Bölgenin en küçük ülkesi kimse, biz onunla eşitiz. Coğrafi olarak ya da nüfus olarak. Hiçbir ülkeye herhangi bir şey dikte etmedik. İran konusundaki soruyu ise, bunu da tabii İranlılara sormak, yöneltmek lazım. Ama bölgeyi bir Osmanlı, İran, Fars ya da Türk-İran rekabeti şeklinde değerlendirmeyi doğru görmem. Biz nihai kertede Irak'taki Şiilerin de dostuyuz. Irak'taki Şiiler Osmanlı Devleti'ne hiç isyan etmediler. Aynı şekilde Lübnan'daki Dürziler, Şiiler de hep Osmanlı Devleti'yle gayet İran nüfuzu Beyrut'ta başlıyor, Şam'a, Bağdat'a, Arap Yarımadası'nın doğu sahillerinden Sana'ya kadar uzanıyor. Arap Yarımadası bütün cihetlerden Şia etkisiyle kuşatılmış durumda. İran yani. İşte bu tehlikeli bir senaryodur. Ve zaten
terör ve radikal eğilimden ortaya çıkmasına sebep olan da bu mezhep temelli yaklaşımdır. Türkiye kültürel olarak içinde Sünni, Alevi unsurlar da olan ve nihai kertede seküler bir yapıya sahip bir devlet olarak hiçbir zaman mezhepçi bir yapıyı savunmadı. Mezhep ya da din temelli ayrışmaları da doğru görmedi. İran'ın bu dediğiniz kuşakta bir Şii ekseni oluşturma çabası, ki bunu tasvir ettiğiniz şekilde bölgede Sünni-Şii gerilimini artıracak ve mezhep çatışmalarına yol açabilecek tehlikeli bir senaryo olarak değerlendiririz. Burada İran'la da bütün diğer ülkelerle de öncelikle mezhep temelli ayrışmalar karşısında bir araya gelinmesi gerektiğini düşünüyoruz ve buna inanıyoruz. Onun için biz kendi halkına zulmedene kadar da hiçbir ülke liderini şu veya bu mezhepten diye dışlamadık. Ama bölgeyi bir siyasi ya da mezhebi rekabet alanı haline de görmek ya da bu hale getirmek geleceğe dönük olarak çok ciddi riskleri beraberinde getirir. Ma ma'na enel garb İran'ı 25 yıl boyunca şerekseni olarak tanımlayan Batı'nın İran'a bu yayılmacılığına rağmen elini uzatması ne anlama geliyor? Hatta İngiltere hükümetinin yaptığı gibi Bağdat, Şam ve diğer yerlerde istikrarlı hükümetlerin kurulmasına katkı sunmasını talep ediyor. İran kendi sınırları içerisindeyken bile Batı tarafından tehdit olarak görülürken şimdi yayılmasına rağmen Batı ona elini uzatır oldu. Bu konudaki yorumunuz nedir? Burada tabii gerçekten siyasi anlamda bakıldığında bölgede çok değişik koalisyonların ve kısa dönemli koalisyonların oluşmakta olduğunu görüyoruz. Ama bu da bölgede kalıcı bir istikrarın önüne engel teşkil ediyor. Ülkeler eğer tutumlarını konjektürel ihtiyaçlara ve geçici taktiksel hesaplara dayandırırlarsa bir müddet sonra bölgede kalıcı bir düzen kurmak imkanı kalmaz. Dediğiniz şekilde bir taraftan İran üzerinden nükleer dosya sebebiyle baskı uygulamak, diğer taraftan bölgesel konularda İran'la işbirliği içine giren bir politika yürütmek bölgede kalıcı dengelerin oturmasına engel teşkil edebilir. Hele hele Irak gibi, Suriye gibi, Lübnan gibi Sünni-Şii dengesinin son derece hassas olduğu ve geniş Sünni kitlelerin kendilerini sahipsiz addettikleri veya korumasız addettikleri bir tabloda bu politikaların sürdürülmesi maalesef radikal terör örgütlerinin önünü açacak bir güç boşluğu doldurma riskini beraberinde getirir. O bakımdan her şeyden önce bütün bölge ülkelerinin ve uluslararası toplumun önemli ülkelerin, özellikle P5'in bu bölgede mezhep temelli ayrışmaların karşısında, mezhep ve dini temelli ayrışmaların karşısında yer alması elzemdir. Aksi takdirde ciddi iç istikrarsızlıklarla ülkeler yönetilme kabiliyetlerini kaybederler. Aslında bugün bölgede ve dünyada 3 grup ülke var. Vizyonu olup kendi yönetim kabiliyeti olan ülkeler, bunlar yükseliyorlar. Vizyonu olmayıp yönetme kabiliyeti olanlar, bunlar yerinde sayıyor, statü kalıyorlar. Vizyonu olmayıp yönetme kabiliyetini kaybedenler, bunlar ciddi parçalanmalar içine giriyorlar. Maalesef bölgede birçok ülke vizyonunu da yönetme kabiliyetini de kaybettiği için ciddi parçalanmalar geçiyor. Bugün etki altına alındı dediğiniz herhangi bir ülke tarafından ülkelerin çoğu aslında yönetilemiyorlar. O etkinin de hiçbir ülkeye faydası olmuyor. Parçalanmış ve çatışmalar içine girmiş bir ülke üzerinde etki kurduğunuzda size ne faydası olur, o ülkeye ne faydası olur? Onun için hepimizin, herkesin her şeyden önce bu ülkeleri tekrar yönetilebilir hale getirmesi lazım. Onun için geçen sene biz Suriye konusunda Cenevre 2 sürecini destekledik. Ve muhalefeti oraya katılmaya ikna ettik. Muhalefetle rejimin aynı masa etrafına oturmasını için yoğun çaba sarf ettik. Ta ki Suriye yönetilebilir
yeni bir yapıya kavuşsun. Ama maalesef rejim herhangi bir işbirliğine ve karşılıklı tavize yanaşmadı. Ve bütün ümitler bu anlamda çöktü. Dikkat ederseniz ondan sonra böyle bir çözüm ihtimali ortadan kalktıktan sonra IŞİD'e verilen desteğin ve IŞİD'in gücünün arttığını görüyoruz. Mesele şu veya bu başkentte veya ülkede etki kurmak değil, o ülkeye ne kazandırıldı, o ülkeye ne getirildi, o ülkeye kan mı, barut mu, ölüm mü getirildi, yoksa o ülkeye refah mı, barış mı getirildi? Onun için Batılı Doğulu, bölge ülkesi, uluslararası alanda olan herkesin şimdi bu ateşi söndürmek için yoğun çabaya girmesi ve etki mücadelelerinden daha çok ilke temelli bir politika geliştirmeleri şart.